Eyvah eyvah. Hayırlar olsun Güneş'in başı. Güneş gölgelerin ardında kalacak. Gün ansızın geceye dönecek. Felaket alameti bu. Allah'ım sen bizi koru. Lokman. Emredin hünkârım. Ağacı karınca sarmış. Öyle devam ederse kuruyup kalacak. Yok mu bir çaresi? Bostancılara haber vereyim. Ağacı kireç döker kurtarırlar. O vakit tüm bu karıncalar telef olur. Mecburuz. Aksi halde ağacın ömrü kısalır. Müsaadeniz olursa ben derhal alakadar olurum. Ben bunca günahsızın canının vebalini almak istemem. İyisi Mebusud Efendi'ye sual edelim. Ne yapılması lazım geldiğini o bize söylesin. Emredersiniz. Hoca Çelebi. İlminden, irfanından sual olunmaz. Ne vakit dara düşsem, kararsız kalsam o engin tecrübenle yoluma ışık tutarsın. İmdi. Bu ilminden, irfanından bir çare takdim et ki gönlümüz hoş olsun. Bu sabah has bahçemde yürürken ağaçlarımdan birinin hali beni ziyadesiyle üzdü. Seneler evvel kendi ellerimle diktiğim ağacımı maalesef karıncalar basmış. Onu içten içe kemirip zarar ziyan olmuşlar. Ağlarım kireç dökmek suretiyle bu karıncaları bertaraf etmek isterler. Lakin mevzu bahis masum canlar olunca evvela senden bir fikir almak istedim. Sen ne dersin Hoca Çelebi? Dırahta ger ziyan etse karınca, zararı var mıdır anı kırınca? Bu sefer Zafer'e hiç olmadığım kadar yakınım. Hissediyorum. İbrahim Paşa'dan kurtulduğum gibi Şehzade Mustafa'dan da kurtulacağım. Sultanım. Defalarca denediniz lakin muvaffak olamadınız. Şimdi nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? Her ihtimali, atmamız icap eden her adımı en ince teferruatına kadar düşündüm zira.
Tahmasp Şehzade Mustafa'dan geldiği sandığı mektuba elbet cevap verecektir. Buna şüphem yok. O mektup bizim kurtuluşumuz, Şehzade Mustafa'nın da idam fermanı olacaktır. İnşallah paşa. Alelade bir Ademoğlu'nun eline dahi tarihi değiştirme fırsatı geçebilir. Nadir de olsa böyle anlar vardır. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Her şey sana bağlı Zal Mahmut. İtimat ettiğin adamlarla yola çık. Acem diyarından Amasya'ya giden bütün yolları tut. Ve şah'tan gelecek o mektubu getir. Nehrin yatağını değiştiren sen ol. Emredersiniz paşam. O mektubu muhakkak alacağım. Sabahattin kötü kötü rüyalar gördüm. Gel otur. Hayırdır? Hayırdır. Seni gördüm. Tek başına karanlık izbe bir yerdeydin. Ellerini kollarını bağlamışlardı. Sanki bir tutsak gibi. Allah'ım sen bize yardım et yarabbim. Yok yere endişelenme. Beni zindanlara koymaya, tutsak etmeye kimsenin gücü yetmez. Senin aldığın saatli bir nefesten daha kıymetli hiçbir şey yoktur benim için bu cihanda. Her şeye razıyım. Yeter ki sana bir şey olmasın. Saadet vakti. Avluya karşı oturmuşuz. Sen ve ben. Endamımız çift. Suretimiz çift. Ruhumuz tek. Sen ve ben. Bulandıran palavralardan azade gamsız bir keyif. Sen ve ben. Sen ve ben. Ne sen varsın, ne de ben. Bir olmuşuz aşk elinde. Hünkârım. Gel Lokman. Hoca Çelebi nasıl bir şey söyledi mi? Siz Yüce Hünkârımıza selamlarını yolladılar. Bir an evvel mektubunuza cevap verecekler. Âlâ. İlaveten hünkârım, müneccip başı geldi. Huzura kabul bekler. Mühim bir mevzu hakkında konuşmak istermiş. Paşam, tayınlarımız az getirilir. Aç bırakılırız. Bu yapılanlar askere reva mıdır? Kim dedi onu? Kim dediyse derhal çıksın, yoksa bedelini hepiniz ödersiniz. Ben dedim Paşa Hazretleri. Yalan değil. Halimizden haberdarsınız. Daha savaş başlamadan halinden şikayet edersin. Sefer vakti eksiklerimiz olacak elbet. Sen sefer meakkatli nedir bilmez misin?
bir daha tek bir laf eden olursa alırım kellesini ona göre. Anlat müneccim başı, nedir bu mühim mevzu? Hünkârım, hesaplarıma göre bu yakınlarda ay güneşle cihanın arasına girecek. Gündüz bir anda geceye dönecek. Alem karanlıklara gömülecek. Ne dediğini kulağın işitiyor mu müneccim efendi? Ay aradan çekilecek sultanım. Güneş tekrardan belirecek. Yüzünü belli edecek fakat... Fakat ne? Her şey eski haline döner mi bilinmez. Bu hadise istikbaldeki kötü hadiselerin alameti. Allah'ım sen bizi koru ya Rabbim. Bütün bunlar ne manaya geliyor hünkârım? Hürrem, güneş bir yılda burçlar aleminin 12 burcunu geçip başlangıç noktası olan Koç burcuna geri döner. Cenab-ı Hak da Er-Rahman suresinde ay ile güneş bir hesaba göre hareket eder buyurmuştur. Elbet bu hadisede de bir hikmet vardır. Müneccim başı, sen bundan hiç kimseye bahsetme, bilhassa kullarım işitmesinler. Endişeye kapılıp yok yere ortalığı velveleye verirler, lüzumu yok. Bu arada sen İslam uleması bu hususta ne yazmış ona bak. Bilhassa Fergani'nin Cevami İlm en-Nücum ve Usul el-Harekat es-Semaviye adlı kitabını pek bir met ederler. Onu tetkik et. Emredersiniz. Güneş, ay ve yıldızlar. Gerçekten de istikbalden haber veriyorlar mı sultan? Onların dilinden konuşmayı biliyorsam. Evet. Talih bizden yana dönüyor yüzünü can feda. Şehzadem, Şehzadem Selim ve benden yana. İnşallah sultan. Hayırlar olsun. Ne gördünüz öyle? Ay güneşle cihanın arasına giriyor can feda. Günün ortasında karanlık çökecek. Çok tuhaf. Daha evvel böylesine hiç denk gelmemiştim. Az evvel güzel, hayırlı sözler dökülüyordu dilinizden. Lakin bu söylediğiniz pek hayra alamet gibi gözükmüyor. Tahmasp'a yolladığımız mektuba ne vakit cevap verir? Malumatınız var mı? Validem. Acem diyarından ne vakit cevap gelir diyorum. Siz dinlemiyor musunuz beni? Rüstem haberdar etmiyor mu seni? Mütemadiyen aşkından, bana olan sevgisinden, hürmetinden bahsedip duruyor. Mühim meselelerle alakalı tek bir satır yok. Bir kadın başka ne ister? Ayrıca merak etme. O meseleyle Rüstem alakadar oluyor. Sizce hünkârımız Şehzade Mustafa ile Tahmasp'ın arasında bir şey olduğunu düşündüğünde ne olacak? İpler tamamen kopacak. Orası aşikar. Gerisi hünkârımızın insafına kalmış. Hak olan canını almasın. Belki hayra alamettir can feda. Kim bilir? Belki başkalarının karanlığı,
bizim aydınlığımız demektir. Şehzadem. İyi misin? Bilmiyorum Nurbanu. Hiç bilmiyorum. Sokullu Mehmet Paşa mektup yazmış. Ne diyor? Acem diyarına sefer ilan edilmiş. Hazırlıklı olmak lazım. Yakında payitahta naib olarak gitmem icap edebilir. Ne güzel haber. Nesi güzel Nurbanu? Geçen sefer başıma gelenleri unuttun mu? Az daha Yeniçerilerin gazabına uğruyordum. Unut o günleri. Hünkârımızın rahatsızlığını fırsat bilen gafiller, iplerini koparmış köpekler gibi senin üzerine saldırdılar. Bu kez öyle olmayacak. Olamaz. Hünkârımız gücünü ve kudretini ispat etti. Cesaret edemezler artık. Yine de Mustafa abimin üzerlerindeki tesiri mutlak. O nefes aldığı müddetçe kimin de hükmü geçer? Selim, yıldızlara baktım. Talih bizden yana. Bir güneş batacak ve başka bir güneş doğacak. O neden sen olmayasın? Yıldızlar öyle mi? Ne malum Nurbanu? Belki de o güneş Mustafa abimdir. Ne de olsa hepimizden yakın tahta. Hürrem Sultanlar Rüstem Paşa'nın istediği oldu şehzadem. Beyhude bir sefer telaşisi. Yazık. Şehzadem, bu bizim için bir fırsat olabilir. İstanbul'dan ayrılırken hünkârımızla aranız gayet iyiydi. Saltanat naibi tayin edilebilirsiniz. Yahut sefere çağrılırsınız. O ihtimal uzak taşlıcalı. Hünkârımız bir daha beni asla yanında istemeyecek. Bana itimat etmeyecek. Müsaade ederseniz payitahta gidip Piri Reis'le görüşeyim. Reis bana meseleyle alakalı malumat verebilir. Olmaz Atmaca. Zinhar olmaz. Piri Reis ve taifesinin vaziyeti malum. Onlarla bağ kuramayız. Hünkârımız beni saltanat naibi yapar mı bu kez? Ne dersin Lala? Bu dediğiniz biraz zor şehzadem. Doğruya doğru. Hünkârımızın yokluğunda yüce devletimizi idare edebilecek kabiliyete sahipsiniz. Ve fakat Şehzade Selim'in naiplik hususunda bir adım ileride olduğunu kabul etmek lazım. Biz de cenk meydanında kılıç sallarız. Ne yapalım? Asıl bunlardan daha mühimi Mustafa abimin vaziyeti. O da bu sefere katılsa Acem topraklarına muvaffak olacağımıza dair içimde bir umut yeşerirdi. Fazla umutlanmayın şehzadem. Muhtemelen sancağında kalacaklardır. Doğru. Sancağında kalacak. Ve sessiz sedasız bu vaziyeti kabullenecek. Bazen Mustafa abim yerinde ben olsaydım ne yapardım diye düşünüyorum biliyor musun Lala? Hünkârımızın cennetinden defalarca kovulsam, Rayan'la sevgisi arkamda olsa, Yeniçeri ağzımdan çıkacak tek bir lafa bakıyor olsa. Ne yapardınız şehzadem? Mustafa abim kadar sabırlı olmayacağım aşikar. Thank you.
Ne denediysem kâr etmedi. Muskalar, şifalı otlar, hepsini denedim. Bu sefer muvaffak olabilecek miyim? Şehzademe bir evlat verebilecek miyim? İnşallah sultanım. Elimizden geleni yapıyoruz. Rabbimiz elbet dualarınızı işitecektir. İnşallah. Sağ olun sultanım. Çekilebilirsin. Şehzadem. Hurican. Ne işi var bu kadının burada? Kızdın mı? Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Devam etmek istiyorsan, bütün bunların işe yarayacağını düşünüyorsan devam et. İnanıyorum Bayezid. Bir gün mutlaka senin canından bir parça taşıyacağım içimde. Sana bunu daha evvel de söyledim. Manasız yere üzüyorsun kendini. Zaten bu sarayın bahçelerinde, odalarında çocuk cıvıltıları hiç eksik olmadı ki. Allah evlatlarına uzun ömür versin. Onları da en az senin kadar seviyorum. Lakin benim arzum bu cihana ikimizden iz taşıyan bir can getirmek. Acem seferi ilan edilmiş. Yakında gideceğim. Hurican. Yine ayrılacağız öyle mi? Gel. Cihangir hoş geldin. Amasya'dan geldiğinden beri konuşamadık. Mustafa abimle aranız düzeldi değil mi? Daha kaç kere söyleyeceğim. Aramızda bir mesele kalmadı. Husumet yok artık. Hem nedir böyle bu sorgu sual? Bilmiyorum Mihrim'a. Sarayda herkes gergin. Ne olup bittiğini anlamadan apar topar bir sefer kararı alındı. Rüstem Paşa yollara düştü. Hünkârımızı pek göremez oldum. Validem ise hiç olmadığı kadar sakin. Sen kaçıyorsun benden. Hissediyorum. Benden sakladığınız bir şeyler var. Nereden çıkarıyorsun bunları anlamıyorum ki. Her ne oluyorsa inşallah Mustafa abimle alakalı değildir. Eğer ona bir şey olursa bundan validemi, Rüstem Paşa'yı ve seni mesul tutarım. Keşke onu sevdiğin kadar bizleri de sevebilseydin. Sebebini herkes merak edip durdu. Ona neden böyle düşkünüm? Bunu ben de çok düşündüm. Aslında birçok sebebi var. Fakat sana en mühimini söyleyeyim. Onun yanında bir kambur olduğumu unutuyorum. Çünkü bana hiç öyle bakmıyor. Hayatımda bir kez bile kusurumu yüzüme vurmadı. Keşke siz de onun gözleriyle bakabilseydiniz bana. Şu saraya geldiğimden beri bir işim rast gitmedi Melek. Şimdi de tanımadığım, etmediğim bir adamın zevcesi olacağım. Hünkârımızın hükmü sultanım. Vardır bir hayır. Hem nişanlınız Ahmet Paşa için herkes iyi şeyler söylüyor. Yiğitliğinden, cengaverliğinden dem vuruyorlar. Ama şu dediklerin geçer akça olsaydı Rüstem Vezir-i Azam olmazdı. Sokollu divanın kapısından içeri adımını atamazdı. Ahmet Paşa Hürrem'in adamlarına kafa tutabiliyor mu?
Mustafa'mın yanında mı? Bana ondan haber ver. O kadarını bilmiyorum sultanım. Yalnız görenler pek met ediyor. Heybetliymiş. Böyle iyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum Fahriye. Sarayın bütün yükü senin omuzlarına bindi. Ben de yalnız kaldım. Bana kalsa yanınızdan hiç ayrılmazdım sultanım. Affe'nin boşluğunu senden başka kimse dolduramazdı. Sümbül de yok. Ben kime itimat edeyim? Fatma Sultan, Kara Ahmet Paşa ile buluştun mu? Bir malumatın var mı? Yarın buluşacaklar mı sultanım? Paşanın cesaretine hayranım doğrusu. Malum, Fatma Sultan, engin bir derya. Bugüne kadar içine kimi aldıysa yuttu, telef etti. Rüstem Paşa'dan bir haber var mı? Aksaray'da ordugah kurmuş hünkârım. Bir sonraki menzil için hazırlık yapılmakta. Âlâ. Muvaffak olacağız inşallah. Tahmas bu defa kaçacak delik bulamayacak. Zafer Allah'ın inayetiyle bizim olacaktır hünkârım. İnşallah. Ahmet Paşa. Emredin hünkârım. Sen ne düşünüyorsun bu sefer hususunda? Zor bir sefer olacağı aşikar hünkârım. Şartlar malumunuz. Geçit vermeyen dağlar dört bir yanda. Musahip veziriniz Mehmet Paşa zaferden pek bir emin konuşur. Lakin ben maalesef aynı kanaatte değilim. Mutlak bir zafer kazanabilir miyiz? Meçhul. Sana boşuna karamet dememişler. Namını hak ettiğin aşikar. Senin gibi sözünü esirgemeyen serdarlara her daim ihtiyacım var. Ahmet Paşa. Bir mesele mi var Haydar Paşa? Rumeli Kaz askerinden haber var paşam. Görüşme talebimi kabul mü etti yoksa? Sizi konağına beklerler. Sultanım. Nişanlınız Ahmet Paşa'yla... Her şey yolunda gidiyordur inşallah. Ne de olsa bu hakkınız. O kadar badire atlattınız. Önce Mustafa Paşa. Arkasından Elkas Mirza. Allah'ın hakkı üçtür derler. İnşallah bu defa saadeti bulursunuz. Arayan belasını da bulur, Mevlasını da. Ben aşkı aradığıma göre bulurum. İçim rahat. Asıl sen dikkat et. Her dem belanı arıyorsun. Bu yüzden başın dertten kurtulmuyor. Büyük başın derdi büyük olur elbet. Tüm samimiyetimle söylüyorum sultanım. İnşallah bu defa nikahınız kıyılır da huslata erersiniz. Eğer yine kocanızı kaybederseniz adınız neşenin değil, kederin sultanı olacak zira. Paşa'yla evleneceğim elbet. Emin ol. Dostlarıma dost. Düşmanıma da düşman olacak. O vakit şimdiden size kederin sultanı diyelim. Sultan.
Sultan. Ne var Melek? Ahmet Paşa haber yollamış. Mühim bir devlet meselesi varmış, affını diliyor. Gelemeyecekmiş. Gel. Ahmet Paşa Hazretleri teşrif ettiler. Paşa Hazretleri, safalar getirdiniz. Hoş gördük Hoca Efendi. Afiyettesinizdir inşallah. Epeydir gözüm üzerinizde paşam. Divandaki varlığınız, dik duruşunuz, cenk meydanındaki maharetiniz hepsi takdire şayan. Bu yüce devletin sizin gibi yiğit paşalara, beylere ihtiyacı var. Lütfediyorsunuz. Şehzade Mustafa Hazretleri için çalışmaya, onun dostlarıyla bir olmaya hazır mısınız paşam? Hazırım Hoca Efendi. Şehzademizin yolunda canım feda. Rabbim yolunu açık, kılıcını keskin eylesin. Amin. En kısa zamanda Şehzade Hazretleri'nin dostları olarak bir araya geleceğiz. Bu toplantıda güçlü ağalar, reisler, beyler de orada olacaklar. Sizi de aramızda görmekten bahtiyar oluruz paşam. Şeref duyarım. Kim var orada? Kalk ayağa. Ayağa kalk. Tufan'a. Ağalar, Beşir Ağam, Tufan'ı öldürmüşler. Kim cüret eder bunu? Böyle buldum ağam. Birileri başını kesip atmış. Rüstem Paşa'nın işi bu. Başka kimin olacak? Kim beslemiş belli ki? Yeniçeri'nin kanı yerde kalır mı? Kalmaz. Sorarız ağam. Rüstem Paşa bunun bedelini ödeyecek. Ödeyecek. Gel. Hünkârım. Ahmet Paşa geldiler. Ol içeri. Hünkârım. Gel Ahmet Paşa, yaklaş. Nedir vaziyet? Kaz askerimle söyledi. Bir şey öğrenebildin mi? Aylardır devam eden tahkikatım nihayet netice verdi hünkârım. Tahmin ettiğimiz gibi Rumeli Kaz askeri gizli ittifakın içinde. Yüksek bir mevkide olduğu aşikar. Neler anlattıysa söyle. Kendilerini Şehzade Mustafa'nın dostları olarak ifade etti. Yakında gizli bir toplantı olacakmış. Benim de iştirakimi istedi. Şehzade Mustafa'nın dostları, öyle mi? Peki şehzademin bundan haberi var mı? Devlet içinde devlet olmaya, benim iktidarımı gölgelemeye cüret eden bu gafillere o mu talimat veriyor? Kati bir kanaate varmak henüz mümkün değil hünkârım. Malumat edinmeye çalışmalı mıyım, buna lüzum var mı pek emin değilim. Zira şehzademiz bu zatların faaliyetlerini işitse mutlak suretle vaziyete el koyardı. Emin olacaksın paşa. Şehzadem onları biliyor mu bilmiyor mu öğreneceksin. Çekilebilirsin. Emredersiniz. Halinizem olun. Durun ağalar. Ne oluyor burada? Ali ağam, Tufan ağayı katletmişler. Kimin yaptığı bellidir. Sabrımız tükendi.
Rüstem Paşa bunun hesabını verecek. Ne malum Rüstem Paşa'nın yaptırdığı? İspatınız var mı? İspata ne lüzum? Geçen gün herkesin içinde ağaya söylediklerini işitmeyen kalmadı. Alenen tehdit etti. Bizi aç bıraktı. Ulufemizi ödemediği yetmezmiş gibi bir de cinayet işlemeye başladı. Bu kabul edilemez. Kabul edilemez! Yaptıkları bir değil, iki değil. Yeter artık. Devleti ele geçirdiler iyice. Kardeşini de kapıdan paşa yaptı. Hünkârımız da yok. Savaşa katılmaz oldu. Şehzade Mustafa başımızda olsaydı bu Keyli İkbal, Rüstem Paşa harem ağası bile olamazdı. Olamazdı! Gidelim hesabını soralım. Durun beyler, durun. Bu alenen isyan demek. Hepimizin kellesi gider. Kim alacak kellemizi? Rüstem Paşa ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Evet. Sen kimden yanasın Ali ağa? Çekil önümüzden. Durun beyler, durun. Elbette sizden yanayım. Lakin yanlış bir hareketimiz çok cana mal olur. Zararlı çıkarız. Bırakın ben bir gideyim, Rüstem Paşa ile görüşeyim. Elbette bir izahatı vardır. Yok bizi dinlemez, kendi bildiğini okursa o zaman hesabını sorarız. Haklı Selim olmakta fayda var. Vezir-i Azam Hazretleri. Anlat. Her şey istediğiniz gibi diyor paşam. Hala. Size laf söyleyen Tufan Ağa'nın canını bizzat ben aldım. Yeniçeriler bundan sizi mesul tutacaktı. Öyle de oldu. Asker diken üstünde paşam. Şehzade Mustafa'nın adını zikredenler dahi var. Şehzademiz burada olsaydı bunları yaşamazdık derler. Benim istediğim tam da buydu. Fazlası değil. İyi iş başardın Ala. Artık dikkatli olmamız lazım paşam. Kantar'ın topuzu bir kere kaçarsa onları ben dahi zapt edemem. İşte geliyor. Ağalar, Rüstem Paşa ile görüştüm. Tufan Ağa'nın ölümüyle ilgili bir malumatları yok. Ancak hemen alakadar olacaklar. Ve kim yaptıysa onu bulup cezasını bizzat kendi verecek. Nasıl olur ağam? Başka kim böyle bir hainlik yapabilir? Rüstem Paşa yaptı. Evet, o yaptırdı. İçinizde Tufan Ağa'nın ölümüne şahitlik edebilecek biri var mı? Burada binlerce adam var. Ne malum onlardan birinin yapmadığı? Rüstem Paşa hayrınızı ve iyiliğinizi ister. Hayınlarınızı artırmamı emretti. Ulufeleriniz de vaktinden önce verilecek. Ve siz dua edeceğinize hala söyleniyorsunuz. Semiz Ali sağlam pavuç değil. Rüstem Paşa'nın maşası belli ki. Paşa'ya ne demeli? Hakkımız olanı bir lütufmuş gibi bize bahşediyor. Yürüyün ağalar. Kudretli, saadetli Fatih Cihan Sultan Süleyman Han Hazretleri. Her şeyin yolunda gittiğini yazmayı ne kadar arzu ederdim bilemezsiniz. Ne yazık ki bu mümkün değil. Yeniçeri huzursuz, isyan etmeye yer arıyor. Üzülerek söylemeliyim ki bunun arkasında Şehzade Mustafa'ya olan sadakatleri yatıyor. Şehzade Mustafa'nın ismini dillerinden düşürmüyorlar. Ordunun başına siz yüce hünkârımızın bizzat geçmesi herkes için en hayırlısı olacaktır. Payitahta gidecek. Hünkârımızın eline ne kadar erken geçerse o kadar iyi. Gök ne vakit kararacak Müneccinbaşı? Tam vaktini hesaplamak kolay değil hünkârım. Lakin yakın, pek yakın. Neler olacak peki, bir tahminin var mı? Afetler olacağı muhakkak. Zelzele, sel, kuraklık, kıtlık. Yahut aklımıza hayalimize gelmeyecek başka felaket. Çekil edersin.
Gel. Hünkârım, Şeyhülislam Ebu Suud Efendi Hazretleri sualinize cevap yollamışlar. Bir karıncayı dahi incitmekten imtina eden siz yüce padişahımız. Bu sualinizle kalbinizde kibre yer olmadığını bir kez daha ispat ettiniz. Esasen uzun uzadıya bir cevap yazmak istedim. Ve fakat lisan-ı münasip ile arz etmek en doğrusudur. Ey sual! Dırahta ger ziyan etse karınca, zararı var mıdır anı kırınca? El cevap! Yarın Hakk'ın divanına varınca, Süleyman'dan Hakk'ın alır karınca. Nedir emriniz hünkârım? Kireç dökülsün mü? Bırakalım yaşasınlar. Vaka Hoca Çelebi de böyle münasip görmüş. Emredersiniz hünkârım. Yalası şehzademiz Mehmet'ten çok memnun. Çok zeki, ufku geniş diyor değil mi? Ah bir de küçük aslanımız tez canlı olmasa. Mehmet? Ders yapmak istemiyorum, ama çıkmak istiyorum. Erkek adam olmak istiyorum. Sen zaten erkek adamsın benim güzel kardeşim. Değilim işte değilim. Yusuf alaya diyor benimle. Sünnet olmadan erkek olunmaz diyor. Ben Yusuf'a haddini bildiririm. Sen kulak asma onu. Çok kızmayın ama. Madem sünnet olmak istiyorsun, o vakit isteğin yerine gelecek. Yaşasın. Daha yaşı küçük değil mi? Hayır değil. Nicedir benim de aklımdaydı zaten. Aslanımın sünnet vakti geldi de geçiyor. O vakit hazırlıklar başlasın. Sen merak etme aslanım. Ben bizzat alakadar olurum. Yusuf'a haber verin. Aa, otur Mehmet. Evvela yemeğini ye, sonra gidersin. Dinlemiyor hiç. Reis, Ahmet Paşa ile tanış. O da artık bizimle aynı yolda. Piri Reis. Hoş geldin paşam. Sizinle artık daha güçlüyüz. Uğur. Sert. Uğur. Şehzadem. Şehzademiz Cihangir haricinde payitahttan haber alabileceğimiz kimse kalmadı. Haber uçuran da yok. Arzu ederseniz gidip neler olup bittiğini öğreneyim şehzadem. Sizi haberdar ederim. Ne oldu aslanım? Yusuf alay ediyor benimle. Yakında hava gidecekler ama seni götürmeyecekler diyor. Merak etmeyin şehzadem, ben alakadar olurum. Atmaca. Lüzum yok. Gideceğimiz yer senin için tehlikeli. Vakti gelince seni de götüreceğim elbet. Ama baba gitmek istiyorum. Ne diyorsam o Mehmet. Şehzadem. Hazırlığını yap Atmaca. Payitahtta neler olup bitiyor öğren. Şehzadem Mustafa Hazretleri, hanedanı Ali Osman'ın istikbalidir. Tahta çıkması en büyük arzumuz. Bilhassa Rüstem Paşa gibi devletin kanun hemen sürüklerden kurtulmamızın tek yolu bu. Şehzademiz bu desteğinizden ziyadesiyle memnunlardır herhalde. Aksine şehzademiz pek hoş karşılamadılar bizi. İttifakımızın faaliyetlerine karışmıyor, geri duruyorlar. Şehzademizin emniyetleri icabı dahil olmamalarında
Fayda var elbet. Vakti geldiğinde size de mühim vazifeler düşecek Ahmet Paşa. Siz bizim divandaki gözümüz, kulağımız olacaksınız. Demek Piri Reis. Emin misin Ahmet Paşa? Kendi gözlerimle şahit olmasaydım zinhar inanmazdım hünkârım. Lakin hakikat bu. İnsanların esas yüzlerini görmek her zaman mümkün olmuyor hünkârım. Şehzade Mustafa'nın bundan haberi var mı? Maalesef hünkârım. Biliyorlar. Lakin Piri Reis'in söylediğine göre şehzademiz karşı çıkmış. Onlarla birlikte hareket etmiyormuş. Bununla mı teselli olmalıyım? Piri Reis'in yaptıklarının cezası belli. Piri Reis idam edildi. Hünkârım, Piri Reis huzura kabul için bekler. Gelsin. Yüce Padişah'ım, beni emretmişsiniz. Yaklaş reis. Bugüne kadar hizmetlerinde hep dikkatimi çektin, takdirimi kazandın. Lütfediyorsunuz hünkârım. Lakin senin kadar tecrübeli bir reisin payitahtta kalması münasip değil. Sen ilminle bizim ufkumuzu genişletmelisin. Malumun üzere Basra Körfezi civarında portakal kafirin nüfuzu kesif. Onların nüfuzunu ancak senin gibi tecrübeli bir reis kırabilir. Bu yüzden seni Hindistan kapıdanı tayin ediyorum. Şeref diyorum hünkârım. Lakin yaşım malumunuz. Bu kıymetli vazifeyi icra edemeyip size karşı mahcup olmak istemem. Muvaffak olacağının hiç şüphem yok. Bir an evvel hazırlığını yap ve yola revan ol. Çekilebilirsin. Sokollu. Sultanım. Neler olup bitiyor? Hünkârımız Piri Reis'in katline ferman vermeliydi. Hainlerin başını ezmeliydi. Üstelik oğlum sultanım. Hünkârımızın da niyeti buydu. Lakin ben mani oldum. Ne demek bu? Piri Reis'in yaptıklarının cezası belli. Piri Reis idam edilmeli. Piri Reis büyük bir alim hünkârım. Devlet erkanı da, ahali de kendisini takdir eder. Katline ferman verirseniz büyük patırtı kopar. Tabii bu Şehzade Mustafa'nın kulağına da gidecektir. Sefer esnasında bu çok tehlikeli olur hünkârım. Tavsiyen nedir? Piri Reis'i payitahttan uzaklaştırmanız en münasibi hünkârım. Böylelikle başsız kalırlar. Dirlikleri bozulur. İttifakın içindeki beyleri, paşaları da sancaklara çeşitli vazifelerle gönderir. İcap eden cezayı seferden sonra verirsiniz hünkârım. Piri Reis ve diğerleri idam edilseydi manasız bir arbede vuku bulacaktı. Böylesi daha iyi sultanım. Bana güvenin. Zekana ve kabiliyetlerine hayran olmamak elde değil. Varlığınla gücümüze güç katıyorsun. Sayenizde sultanım. Bu arada Rüstem Paşa'dan da mektup geldi. Hünkârımıza teslim edecekler. Yeniçeri huzursuz, isyan etmeye yer arıyor. Üzülerek söylemeliyim ki bunun arkasında Şehzade Mustafa'ya olan sadakatleri yatıyor. Şehzade Mustafa'nın ismini dillerinden düşürmüyorlar. Gel! Hünkârım,
Hürrem Sultan Hazretleri geldiler. Gelsin. Süleyman. Gel Hürrem, otur. İşittiğime göre ordugâhta karışıklık çıkmış. Senin nereden haberin oldu? Mihrim'a mektup geldi. O da hayli telaşlı ve üzgün. Yeniçeri nasıl olur da senin vekili Mutlak'ına karşı gelir? Bu hadisede kabahat Rüstem Paşa'nın. Bu kadar senelik tecrübesi var. Yeniçeri'nin karşısında böyle bir acziyete düşmesi kabul edilemez. Lakin Yeniçeri de isyan etmeyi adet haline getirdi. Aslında onlara kızmak yersiz. O cüreti kimden alıyorlar ona bakmak lazım. Destur! Fatma Sultan Hazretleri! Sultanım. Hay Allah. Ben kara kuru bir adam bekliyordum. Zira lakabınızın kara olduğunu söylemişlerdi. O benim gözümün karalığıdır sultanım. Savaş meydanlarındaki cesaretimden mütevellit, bu lakabı münasip gördüler. Ne hoş. Nihayet karşılaştık. Bağışlayın. Devlet meseleleri ziyadesiyle meşgul etti. Daha evvel gelemedim. Sizinle evlenmeyi hünkârımızı arzu ettiği için kabul ettim paşam. Yoksa bir kez daha nikahlanmak aklımın ucundan dahi geçmezdi. O halde inşallah sükutu hayale uğratmam hünkârımızı. Ve dahi sizi. Hünkârımız belli ki size pek kıymet veriyor. Yanında tutmak istiyor. Ne diyelim? Hayırlı olsun. Amin. Başkaca bir diyeceğiniz yoksa benim saraya dönmem icap eder. Hayır. Evet. Yani ben... Bağışlayın, sizi böyle karşımda görünce bütün sözler aklımdan uçup gitti. Dikkat edin. Aklınız da uçmasın. Maşallahı var. Boyu, posu, endamı. Lakin iki lafı bir araya getirip konuşamıyor. Benim bu adamla işim pek zor. Atan rahmetli Sultan Selim Han, öfkesi kabarınca ne yapacağı belli olmayan bir padişahtı. Hünkârımızın en büyük korkusu ona benzemekti. Korkusu gerçekleşti mi? Cevap vermek güç. Yalnız şurası aşikar ki. O da babası gibi. Savaşçı, cesur ve kibirli. Sense hünkârımızın sadece güzel huylarını almışsın. Allah senden kibri ve acımasızlığı almış. Yerine alçak gönüllülüğü ve sadakati vermiş. Evladım Mehmet de seni andırıyor. Cesur ve babasına düşkün. Bir an bile yanından ayrılmak istemiyor.
sözlerinizin ucunun nereye gittiğini anladım. Onu dava götürmemi istiyorsunuz. Sünnet olduktan sonra epey bir vakit yataktan kalkamayacak. Fırsatım varken yanında götü. Çok heves etti, kırmak olmaz. İçeride. Onu çok mutlu etmek senin elinde. Ne kadar erken yaşta ava çıkarsa o kadar iyi. Boşuna ısrar etme Mehmet, ava falan gidemez. Hem daha sünnet düğünün için bir sürü hazırlık yapacağız. Mehmet. İşittiğime göre bugün ava gideceğim diye sarayı birbirine katmışsın. Çok sıkıldım ben. Hep ders, hep ders. Validenle konuş. Eğer onun da gönlü varsa benimle gelmene müsaade edeceğim. Yaşasın, ava gidiyorum. Nereden çıktı şimdi bu? Gitmeseniz olmaz mı? Kötü rüyalar görüyorum. Başınıza bir bela, uğursuzluk gelmesin. Ben gönlümü belanın geçtiği yola koydum. Yalnız senin arkandan koşsun diye gönlümün ayak bağını çözdüm. Bugün rüzgar bana senin güzel kokunu getirdi. Ben de teşekkür için ona gönlümü verdim. Validen. Cihangir. Sen benim daireme nasıl destursuz girersin? Hünkârımıza ordugâhtan mektup gelmiş. Rüstem Paşa yine abimi suçluyor. Hedef gösteriyor derler. Ne biliyorsanız anlatın. Cihangir, sen karışma. Asıl sen karışma Mihrima. Ben validemi sual ettim. Mustafa abine sürekli mektup yazdığın, casusluk ettiğin halde bir de bana hesap mı soruyorsun? Her şeyden haberim var. Neler çevirdiğinden. Rüstem Paşa'yı itham etme. Ordugâhta eğer huzursuzluk vuku bulduysa ve bunun arkasında abin Mustafa varsa bu elbet dillendirilir. Son zamanlarda bazı paşaların, reislerin payitahttan uzak vilayetlere tayin edildiğini de işittim. Bir şeyler var ve ben bundan bir haberim. Dairene dön Cihangir. Her şeyi bilmek iyi değil. Böylesi daha hayırlı. Ne yazık ki validem. Sizin için hayırlı olan benim için değil. Toparlan Mihrima. Kendini koyvermenin sırası değil. Attığın adımlardan pişman olma. Her insanın içinde vahşi bir hayvan vardır. O hayvan bize ne vakit kaçacağımızı, ne vakit saldıracağımızı söyler. Ben hep onu dinlerim. Buna mecburum. Zira o hayatta kalmamı ve size kol kanat germemi sağlar. Bugün değilse bile yarın mutlaka beni anlayacaksınız. Cihangir bile. Gel.
Nedir bu melek? Sultanım, Ahmet Paşa göndermişler. Getirin. Çekilebilirsiniz. Daha büyüğünü bulamamış mı? Aç bakalım. Ahmet Paşa Hazretleri neler göndermiş bir görelim. Gerdanlık alamamış mı? Bir elbise diktirememiş mi? Boş bir defter. Ben ne yapacağım bu Ahmet Paşa'yı hiç bilmiyorum. Al. Sultanım, bir de mektup var. Ben yontulmamış bir elmasım. İşlenmemiş bir ipek ve yazılmamış bir defter. Siz beni güzelliğiniz ve neşenizle istediğiniz şekle getirin. Kulunuz, köleniz ve aşığınız olmak için hazırım. Ne oldu sultanım? O kadar laf ettim ama... Ahmet Paşa meziyetleri olan bir adam. Meziyetlerin başında da kendini bilmesi geliyor. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Karıncalar iyice sarmış. Kireç dökeceklerdi, mani oldum. Ebu Suud Efendi'ye sual ettim. Bir ağaç için bunca karıncayı telef etmek caiz midir dedim. Ebu Suud Efendi de caiz değildir. Günü gelip Hakk'ın divanına varınca Süleyman'dan Hakk'ın alır karınca diye cevap verdi. Peki ağaca ne olacak? O da bir gün kendini yiyip bitiren karıncalardan hesap sormaz mı? Ya da izin verenden? Süleyman, ortalıkta bazı tevatürler dolaşıyor. Muhtemelen iftiradır, lakin bilmende fayda var. Damasp'ın kardeşlerinden Begüm Sultan gizlice Amasya'ya gitmiş. Şehzade Mustafa ile aralarında bir münasebet olduğu konuşuluyor. Savaş zamanı böyle dedikoduları mahsus çıkarırlar. Zinhar itibar etme. Evladıma kara çalmaya çalışıyorlar. Peki Tahmasp kendince böyle bir şeye kalkışmış olabilir mi? Tahmasp her türlü rezilliği yapacak tıynetli biri. Lakin benim evladım öyle değil. Asla düşmanlarımla birlik olmaz. Bunu ima edenin dahi kellesini alırım. Thank you.
Paşam, kervansarayda at değiştiren Acem askeri bu. Oradan beridir takip ediyoruz. Güzel. Asker efendi. Reisin teknesine baktım, kimseler yok. Hünkârımız Piri Reis'i Hint kaptanı tayin etmiş. Aitattan gönderildi. Nereden çıktı bu vazife? Görünen o ki ifşa olmuş. Öyle olsa sağ komazlardı. Üstelik bir tek reis değil Atmaca. O gün toplantıya katılan kim varsa hepsi payitahttan uzaklaştırıldı. Bir kişi hariç. Kim? Kara Ahmet Paşa. Onu meclisimize kabul ettiğimiz gün başladı bütün sürgünler. Belli ki Sultan Süleyman'ın adamıymış. Dost gibi yaklaştı, kim olduğumuzu öğrendi. Ondan sonra gidip olanı biteni hünkârımıza anlattı. Siz? Ben. Ben azledildim. Saraybosna'ya sürgün gönderiliyorum. Senin anlayacağın Atmaca, darmadağın olduk. Bayrağı taşıyacak kimse kalmadı artık. Neler oluyor Hoca Efendi? Hünkârımız olup bitenden haberdar olsa kelleler alırdı, kan dökerdi. Şüphesi dahi kafi. Belli ki sefer zamanı kargaşa çıksın istemedi. Üstelik bu gizli faaliyetler açığa çıkacak olursa hanedanın itibarı zedelenirdi. Gel. Şehzadem. Şehzadem. Ne işin var burada Atmaca? Durumu tetkik etmeye geldim. İyi ki de gelmişim, yoksa olup bitenden bir haber kalacaktık. Şehzade Mustafa'nın yoluna baş koyan beyler, ağalar, reisler, alimler maalesef tespit edilmiş. Hünkârımızın emriyle hemen hepsi payitahttan sürülmüşler. Tayinlerden haberim vardı. Mustafa abinin alakalı olduğunu da tahmin etmiştim. Şu söylediklerinden sonra emin oldum. Mustafa abime defter Atmaca. Rüstem Paşa, ordugâhtan mektup yollamış hünkârımıza. Güya Yeniçeri, abinden güç alıp isyana meylediyormuş. Hünkârımızın aklına girmeye çalışıyorlar. Onu şehzademize düşman etmeye çalışıyorlar. Artık abime yazamayabilirim. Validem, saraydan yolladığım her mektuptan haberdar. Ama gene de elimden geleni yapacağım. Şu hayatta en değer verdiğiniz kişiye, validenize cephe aldınız şehzadem. Adalet için, doğru bildiğiniz yolda yürümek için yaptınız bunu. Sizde bir padişahın yüce kalbi ve aklı var. Bir müddet daha buralarda mısın? Daha ne öğrenebilirim, onun peşindeyim. Eğer bana ulaşmak isterseniz Galata'da Grigor'un meyhanesine birini yollayabilirsiniz.
Kapı Dağı'nı Derya Sinan Paşa'ya geldiğini haber verin. Gel. Paşa Hazretleri, Bostancıbaşı Mahmut Ağa geldiler. Derhal içeri al. Kapıdan paşam. Beklediğimiz mektup nihayet elimizde. Büyük iş başardın Mahmut Ağa. Abim Rüstem Paşa'ya haber yolladın değil mi? Hünkârımız hala sefere gitmek için karar almış değil. Eğer gitmezse tasavvur ettiğimiz ne varsa suya düşebilir. Mektup da gelmedi. İsterseniz Tahmasp'ın sarayına gidip onun da müjdesini alayım halde. Seni kimse buna zorlamadı Mihrim'a. Unuttun mu? Sen kendi arzunla gittin abinin sarayına. Hem zaten çok fazla bir şey değil senden istediğim. Rüstem'i bahane et. Vaziyetinin kötü olduğunu, onun için kaygılandığını söyle hünkârımıza kâfi. Gel. Sultanım. Kapıdan Paşa Hazretleri geldiler. Alın içeri. Sinan Paşa'nın burada ne işi var? Böyle ziyarete mi geliyor yoksa? Niye ziyaret etsin validem? Belli ki Rüstem'den bir haber getirmiş. Sultanım. Sultanım, ağalar burada olduğunuzu söyleyince gelmek istedim. Hayır olsun. Mühim olsa gerek. Hayırlı haber sultanım. Beklediğiniz mektup geldi. Nihayet. Derhal Sokullu Paşa'ya haber verin, gelsin. Hünkârımız bir an evvel bunu öğrenmeli. Arzu ederseniz mektubu hünkârımıza ben teslim edebilirim sultanım. Olmaz. Hünkârımızın en güvendiği kişi olmalı. Gel. Süleyman. Hoş geldin Evren. Birlikte bir kahve içeriz diye düşünmüştüm. Evet. Gel. Çekilebilirsiniz. Amasya'ya bir Acem Sultan'ın gittiğini söylemiştin. Hatta Şehzade Mustafa'nın bu sultanla bir münasebeti olmuş. Bir şey mi öğrendin? Herhangi bir malumat yok. Lakin eli kulağındadır.
Bu dedikoduyu her kim çıkardıysa cezasını kendi ellerimle vereceğim. İnşallah öyledir. Aksi ihtimali düşünmek dahi istemiyorum. Seferle ilgili ne karar verdin? Mirman yanından geliyorum. Hali perişan. Hümanşa da öyle. Rüstem Paşa nasıldır, ne durumdadır merak içindeler. İmdadına yetişmek lazım. Sefere çıkmamı istemediğini sanıyordum. Hala istemiyorum. Lakin son hadiseler hayra alamet değil, korkuyorum Süleyman. Paşa'nın dediği gibi isyan hazırlığı varsa halimiz nice olur. Kimin haddine isyan etmek? Üstelik ben hayattayken buna kim cüret edebilir? Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sen varken kimsenin kuvveti yetmez elbette. Lakin sinsi bir yılandan kim sakınabilir kendini? Gel. Hünkârım, müsahip veziriniz Mehmet Paşa hayli mühim bir mevzuyla alakalı huzura kabul bekler. Gelsin. Hünkârım. Hayırdır Sokollu, nedir bu kadar mühim olan? Bekleyemez miydi? Bunun bekleyebileceğini sanmıyorum hünkârım. Şehzadem sizinle mi? Sizin yanınızdaydı şehzadem. Yanımda değil! Yok! Şehzademi nasıl yalnız bırakırsınız? Çabuk bulun onu! Ağlar! Eğer ona bir şey olursa gazabımdan kurtulamazsınız. Sen de Taşlıcalı! Çabuk bulun onu! Siz de! Ağlar! Dalalım! Her tarafı arayın şehzademizi bulun!
Nedir bu? Az evvel geçti elime hünkârım. Gaffar Bey'den geldi. Şark hududumuzdan giren Acem askeriyle çatışmışlar. Bu mektup da üzerlerinden çıkmış. Mührün hakiki olduğunu teyit ettim hünkârım. Acem Şahı Tahmasp'a ait. Şehzade Sultan Mustafa Hazretleri, evvela mektubunuzun beni ne kadar bahtiyar ettiğini belirtmek isterim. Sultan Süleyman'ın topraklarımıza bir sefer hazırlığında olduğunun haberini ben de aldım. Bu şartlar altındayken uzattığınız dost elini geri çevirmek olmaz. Haklı mücadelenizde sonuna dek yanınızdayım. Sultan Süleyman'ın tahttan indirilmesi sizin olduğu gibi benim de en büyük arzum. Ve fakat Sultan Süleyman'ın Dimetoka'ya sürgün edilmesi hususunda sizinle aynı fikri paylaşmıyorum. Sultan Süleyman yaşadıkça bizler için tehdit olacaktır. Dostluğuma itimat edebilirsiniz Şehzade Mustafa Hazretleri. Size talep ettiğiniz desteği vermeyi canı gönülden kabul eder, muvaffak olmanızı Yüce Allah'tan niyaz ederim. Şah Tahmasp. Çıkın dışarı! Şah umduğumuzdan da fazlasını yazmış. Size söylemiştim sultanım.
Sultan Bayezid'in vakti doldu İdris Ağa. Demet Oka'ya varmadan bitsin bu iş. Emir ferman yüce padişahımızındır. Süleyman. Bunu nasıl yaparsınız hünkârım? Sultan Bayezid Han sizin babanız. Benim atam. Onu nasıl kıyarsınız? Aslanım. Süleyman'ım. Ben artık onun şehzadesi değil, padişahıyım. İktidar artık benim ellerimde. Unutma, iktidar gölge kabul etmez. Fakat siz anlaşmıştınız. Sultan Bayezid sürgüne gitmeyi kabul etmişti. Ne malum asker toplayıp geri dönmeyeceği. Nihayetinde mağlup oldu. Mağlup olan birinin kalbinde tek bir şey vardır. İntikam. Baba. Vakti geldiğinde genç aslan yaşlı aslanı öldürür. Cihanın kanunu. İktidar böyle bulur nizamını. Yeryüzü gözyaşlarıyla ıslanacak. Ne vakte kadar gökyüzü benim ahlarımın, feryatlarımın hararetiyle tutuşacak, yanacak. Ey şerefli hayatın mükafatı huzurlu ölüm. Benden ne kadar uzaksın. Her köşe başında, her çıkmazda ihanetle sınanan ömrüm gene ihanetle mi nihayet bulacak? Yüce atam, rahmetli Bayezid Han gibi kendi evladım mı hükmedecek kaderime? Ey canımın parçası. Sen ne vakit hain oldun? Oldun da ne vakit düşmanıma el verdin? Hangi karanlık geceyi beklersin sırtıma hançeri saplamak için? Dün gece yarısı evimden bir dalga coştu, köpürdü. Ansızın güzellik Yusuf'u kuyuya düştü. Bu Yusuf'un yanağından coşup gelen bir sel benim harmanımı aldı, götürdü. Gönülden ateşli bir ağ yükseldi ve sabrımın samanı yandı. Thank you.
Çabuk olun. Çabuk! Şehzadem kıpırdamayın! Halası getirin! Şehzadem kıpırdamayın! Mevzusel Efendi'ye gidecek. Emredersiniz hünkârım. İşler kızışıyor Cihangir. Ateş üstünde yürüyoruz. Mustafa abim Acem Şah ile yazışıyormuş. İttifak halindelermiş. Hünkârımız bu ihaneti asla affetmez. Ne diyorsun sen Mihrimah?
Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Acemilerin abime cevaben yazdığı mektup ele geçirilmiş. Her şey çok açık. Bu doğru değil. Mustafa abim böyle bir şey yapmaz. Onun attığı her adımdan haberdarım ben. İsyan etmeden evvel sana haber verecek değil ya. Sen de işin içindesin değil mi? Abime tuzak kurdunuz. Konuşsana Mihrimah, cevap ver bana. Benimle alakası yok. Dediğim gibi. Bir baba ile evladının arasına girmek büyük suçtur. Günahtır. Eğer kan dökülecek olursa o kanın içinde hepimiz boğuluruz. Hepimiz. Sultanım. Neler olup bittiğinden bir habersiniz anlaşılan. Sen ne diyorsun Hürrem? O çok sevdiğiniz, yere göğe sığdıramadığınız Şehzade Mustafa, Acemlerle işbirliği içindeymiş. Acem ordularını üzerimize salıp hünkârımızı tahtından etmekmiş niyeti. Hürrem sen delirdin mi? Sen kimsin? Sen kimsin de bir şehzade hakkında böyle laflar edersin? Hakikat şu anda hünkârımızın elinde. Şah Tahmasp'ın Şehzade Mustafa'ya yazdığı mektup yakalandı. Şehzadenin can düşmanımızla olan kirli ittifakı gözler önünde artık. Hünkârımızı muhakkak görmem lazım Lokman'a. Bağışlayın şehzadem. Hünkârımız günlerdir ki... Lokman! Sen geldiğimi söyle kâfi. Emredersiniz şehzadem. Hünkârımız sizi bekliyorlar şehzadem. Gel. Günlerde olup bitenin az çok farkındayım hünkârım. Mustafa abime bir tuzak kuruluyor. Birileri aranızı bozmaya çalışıyor. Yarım bıraktıkları işi nihayete erdirme niyetindeler. Hatırlarsınız. Güya sizin tarafınızdan ona zehirli bir kaftan gitmişti. Şah Tahmasp'ın mektubu da aynı bunun gibi. Bir oyun. Tuzak. Başka bir diyeceğin var mı Cihangir? Mustafa abim masum baba. Masum. Zinhar inanmayın bu yalanlara.
torunumun sünneti için herkesi davet ettim. Yemekler yiyecek, altınlar dağıtılacak. Reaya'nın yüzü gülecek. Herkes sana dua edecek. Cümle alem duysun, işitsin. Şehzademizin artık büyüdüğünü, erkek olduğunu herkes bilsin. Doğru. Mehmet'im artık büyüdü. Ava çıktı. Sünnet dolunca tamamdır. Siz avdayken başınıza gelenleri duyunca perişan olduk. Adaklar adadık. Sünnet törenlerinde yüzlerce kurban kesilecek. Keşke hünkârımıza da haber verseydiniz validem. Zaten gelmezdi. En azından bir haberi olsaydı. Kim bilir, belki gelir bizi sevindirirdi. Gel. Olmadı. Şehzadem felaket. Hürrem Sultan Kantar'ın topuzunu iyice kaçırdı. Demek bunun peşindelermiş. Şehzadem, bu hali ağır bir itham. Hünkârımıza itibar etmez. En kötüsüne hazırlıklı olmalıyız şehzadem. Hünkârımız bu iftiraya itibar ederlerse... verecekleri tek hüküm... maazallah... idam. Hünkârımıza bir mektup yazıp bütün bunların alçakça bir oyun olduğunu, Tahmasp'la hiçbir alakam olmadığını anlatacağım. Lokman Ağa, hünkârımıza Şehlüstem Hazretlerinin selam ve hürmetlerini iletin. Hayırlı günler. Daha evvel onu hiç böyle görmemiştim. Sultanım, size rahatsızlık vermek istemem lakin... ahaliden kimseler... hünkârımızın tebdil halde bazı vakitler çarşı pazarda bayır dolaştığını söyler. Malumum Sümbül. Hali tuhaf. Kimseyle konuşmuyor. Lokman bazı günler ağzını açıp tek kelime dahi etmediğini söyledi. Sanki kötü bir ruh hünkârımıza esir almış. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi size bir mektup gönderdiler.
Derler ki hünkârım, Allah dağına göre kar verirmiş. Siz de yedi iklimin sultanı olarak ulu bir dağ gibi dimdik ayaktasınız. Nasıl ki yazınız, baharınız varsa karınız, kışınız da olacak elbet. Hünkârım, daha evvel fikrimi istediğiniz husus ile alakalı bir çözüm buldum. Yüce Rabbime dua ediyorum ki Ebu Suud kulunuzun bulduğu bu çözümle geceniz güne, kışınız bahara döner. Es-Sual, bir zamanlar İstanbul'da hali vakti yerinde bir tüccar varmış. Uzak bir seyahate gitmesi icap ettiği vakit ailesini ve bütün işlerinin idaresini en sevdiği oğluna emanet edermiş. Zira onun sadakatine itimadı tammış. Ancak bu oğul, babası gider gitmez kendisine emanet edilen babasının ailesini yok etmeye, mallarını ele geçirmeye ve mümkünse babasının da canına kıymaya karar vermiş. İmdi, böyle bir ihaneti yapan oğula şer'an ne yapmak icap eder? El cevap. Babasının malına, mülküne, gücüne, kuvvetine göz koyan, ailesine, karısına, çocuğuna zulmetmeyi tasavvur eden bu haini nizam alem için katletmek münasiptir.